Başkanımızı kaybettikten sonra alışık olmadığımız bir genel kurula karşı karşıyayız. Olağanüstü genel kurulumuzu yapıyoruz bugün. Ben yaklaşık 12 yıldır İlhan Cavcav'la birlikte bu kulüpte hizmet ettim. Önce kendisine bir kez daha rahmet diliyorum. Saygıyla anıyorum. Mekanı cennet olsun inşallah diyorum. Onun bıraktığı yerden bugünden itibaren görevi alacak arkadaşlarımız inşallah daha iyi şeyler yaparlar. Yokluğunu aratmazlar. Önce bugünkü olağanüstü genel kurulumuzun ben Türk futboluna, Gençler ve Spor Kulübü'ne, Ankara'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Sadece şöyle bir iki cümleyle sözlerimi bağlamak istiyorum. Rahmetli başkanımızın bu kulüpte oturttuğu bazı ilkeler vardı. Biz bu ilkeleri yaşatmalıyız ki Gençler Birliği Spor Kulübü yaşasın. Gençler Birliği Spor Kulübü yaşasın ki İlhan Cavcav ismi hep ama hep yaşasın. Ancak bunları söyleyebilirim size bu aşamada. Evet, bu ilkeler de olsun da görüyoruz bugün gerçekten genel kurulun iptal olmasına rağmen delegelerin teveccühü var. Genel kurulu gerçekleştiriyorlar. Evet. Bu da camiaya biz birlikteyiz bir mesajı olarak düşünebilir mi? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Çok ama çok önemli. Herkes bir defa daha onun bıraktığı mirasın daha iyi ellerde, emin ellerde olduğunu görmek istiyor. Ve bugün koşa koşa geldiler. Kulübümüzün delegelerine tabii bu gösterdikleri destekten dolayı sonsuz teşekkürlerimi bir kez daha sunuyorum. Delegelerin bugün burada bu şekilde olması aynı zamanda yeni yönetimde yer alacak arkadaşların omuzlarındaki yükü bana göre daha da artırdı. Kim olursa olsun bu bilinçle hareket edeceğine inanıyorum ben. Yeni yönetimin artık böyle İlhan Cavcav'ın yokluğunda böyle bir daha ortak kararlar alacak bir yönetim olmasını bekleyebiliriz değil mi? İlhan Başkan yönetim kurulu vardı ama biliyorsunuz yani sonuçta İlhan Başkan'ın dediği şey genelde olurdu. Ama herhalde artık daha bir ortak kararlar üzerine bir yönetim bekleyebilir miyiz? Şimdi tabii bu işin bir dışarıda görünen kısmı var. Bir de içeride yaşanan kısmı var. Bizim başkanımız her ne kadar dışarıdaki öyle bir görüntüyü belki veriyordu ama evet, kamuoyu genelde kamuoyu öyle biliyor ama inanın bütün samimiyetimle söylüyorum içeride böyle değildi. İçeride bizim her zaman etrafında 18 kişilik yönetim kurulundan bazı arkadaşlarımız hep olurdu. Hep paylaşırdı, hep sorardı ama biz nihai kararımızı onun engin tecrübelerine inanarak, güvenerek ona bırakırdık. Aslında işleyiş böyleydi.